Deniz çayırları Akdeniz'in akciğerleridir. Deniz kirliliğinin arttığı bu günlerde uzmanlar denizlerin kendi bünyesinde yarattığı çözümlere yoğunlaşıyor. Deniz çayırları da onlardan biri. Denizlerin oksijen deposu olarak tanımlanıyor. Bir Akdeniz endemiği olan Pasidonya çayırı ülkemizde Akdeniz ve Ege kıyılarında dağılım gösteriyor. Ancak deniz çayırları ne yazık ki yok olma tehlikesi altında. Posidonya çayırları Akdeniz'in endemi özellikle Side Antalya arasında bol miktarda olduğu yerler var. Ancak buralarda da kıyılarımızda Posidonya çayırlarının ölmeye başladığını görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu son yıllarda deniz çayırlarının yok olmaya başladığını söyledi. Kirlenmeden ve özellikle gezi tekne, turizm tekneleri attığı attığı yanlış çapalardan yok olmaya başladığını görüyoruz. Profesör Doktor Gökoğlu Antalya kıyılarında farklı bölgelerde yaptığı dalışlarda giderek azalan deniz çayırlarını ve çayırlara zarar veren çapa ile zincirleri görüntüledi. Tekne çapası deniz dibinde sürüklenirken deniz çayırını da kökünden süpürüyor. Deniz dibinde tahribata neden oluyor. Gökoğlu, deniz çayırlarının ekosistemdeki önemine dikkat çekti. Posidonyalar oksijen sağlar denizlere. Oksijen üreten fabrikalardır. Balıklar ve diğer canlıların Hı. yavrularının saklandığı, yumurtladığı alanları oluşturur. Deniz içi erozyonu önler. Yine bazı balıkların ve bazı deniz canlıların besinlerini oluşturur. Kendine gelen işte azotlu, fosforlu bileşikleri, karbonlu bileşikleri kendine gübre olarak kullandığı için adeta gelen kirlilik şoklarını emen yüksek bitkiler bunlar. Deniz çayırları çok sayıda tür içinde yaşam alanı. Profesör Doktor Gökoğlu deniz çayırlarının korunması ve yönetimi için acil önlem alınması gerektiğini belirtti. Antalya koyları çölleşmeye başladı bu açıdan. Bunların nedenlerini araştırıp bunların durdurulması gerekiyor. Özellikle koyularımıza çapa attırılmaması gemilere tonozlama sistemine veyahut da kazık dediğimiz kazıklama sistemine geçmemiz lazım. Şamandıra bağlanacak, tekne gelip bağlanıp çözüp gidecek.